Herkese merhabalar. Ben Doktor Süleyman Yeni Ocak. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Avrasya Zeytinburnu Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Bugün sizinle gebelik döneminde yapılması gereken testler, tarama testleri hakkında konuşmak istiyoruz. Aslında gebelikle ilgili tetkikler ve taramalar gebelik öncesinden başlıyor diyebiliriz. Öncelikle bütün gebelerimize önerilerimiz gebelik öncesi danışmanlık amacıyla kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı görünmeleri, gebelik öncesi genel bir jinekolojik muayene ve yapılması gereken bazı kan idrar tahlilleri de birlikte gebelikten önce saptanabilecek bazı patolojiler gebelik oluşmadan önce de engellenebilir. Gebelikte gebelik döneminde sıkıntı yaratabilecek bazı patolojiler tespit edildiği takdirde gebelik oluşmadan önce bunların tedavileri gerçekleşip gerçekleştirilip gebe kalmakta fayda olabiliyor. Gebelik öncesi danışmanlığın önemine bu yaptıktan sonra, gebelik oluştuktan sonra öncelikle e, idrarda ya da kanda yapılmış herhangi bir gebelik testinden sonra gebelik mevcut ise ilk ultrason muayenesinin önemi oldukça fazla dış gebeliğin dışlanması açısından e, gebeliğin doğru yere yerleştiği e, rahim içerisine doğru yere yerleştiğini tespit etmek amacıyla ilk bakılan ultrasonun hayati bir önemi var. Kese görüldükten sonra da kalp atımlarının oluşumunu gördükten sonra rutin gebelik takiplerimize devam ediyoruz. İlk 3 ayda yapılması gereken en önemli testlerden biri ikili testtir diyebiliriz. İkili tarama testi ultrason ile bebeğin ense kalınlığı ve burun kemiği gibi bazı ölçümlerle birlikte anne adayımızın kan vermesiyle yapılan bir testtir. Aslında ultrason muayenesinden sonra sadece bir kan tahlili verip gidiyor hastamız. Bununla ilgili bilinen bazı yanlış şeyler olabiliyor bu testlerle ilgili. Bu herhangi bir müdahale ya da herhangi bir bebekten su alma bir, gibi bir işlem içeren bir durum değil. İkili test ultrason muayenesinden sonra yapılan ölçümlerin bir forma doldurmasıyla, annenin kan vermesiyle yapılan bir test. Onun akabinde en önemli şeylerden biri de özellikle 18-24 hafta arasında yapılması gereken bebeğin iç dış organlarının detaylı bir şekilde incelendiği detaylı anatomik taramaları, detaylı ultrason, renkli ultrason, organ incelemesi şeklinde de isimlendiriliyor. Bu muayene, tarama önemli kesinlikle. Atlanmaması gereken şeylerden biri bu. Burada da herhangi bir sorun tespit edildiğinde bebekte doğumdan sonra müdahale edebilecek ya da doğum esnasında önlem alınması gerekebilecek durumlar tespit edilebiliyor ve bunların önlemi alınabiliyor. Burada sadece şu, şu kötü bir önyargı var maalesef. Bebekte bir sorun, bebeğin organlarında herhangi bir anormallik, bir sıkıntı izlendiği zaman bir gebelik sollandırma önerilmiyor. Yani böyle bir şey yok. Burada mevcut olan problemin tespiti, tabii ki bazı çok ağır anomalilerin ne kadar erken tespit edilirse ve gerçekten hayatla bağdaşmayan ciddi anormallikler de hastalarımızı yakalayabiliyor üzücü bir şekilde. Bunların erken tespiti tabii ki önemli. Bunların da burada bir parantez açayım ben bu konuyla ilgili. Bu pandemi döneminde detaylı ultrason taramalarına aksatan pek çok hasta oldu ve maalesef daha ileri haftalarda çok ciddi sıkıntılı olan anomaliler bebekte anomalikler olduğunu tespit ettiğimiz hastalar oldu. Hafta ilerledikçe bu tarz durumların travmatik etkisi daha çok artıyor. Yani eğer bir anomali daha erken haftalarda tespit edilme şansına sahipse ve olabilecek en erken haftada tespit edilip aileye bu konuda bilgilendirme yapılmışsa bu daha sağlıklı e, olacaktır. Onun için bu taramanın taramadan korkulmaması, detaylı ultrason taramasından, bunun aslında doğumdan sonra ameliyatla ya da e, basit müdahalelerle ama şansını, daha sağlıklı bir çocukluk, bebeklik dönemi geçirme şansını arttıracak bir şey olarak düşünelim. O yüzden korkuyla değil, bunun bir gereklilik olduğunu düşünerek e, bunun e, hem gebelik dönemindeki bebeğin sağlığı hem doğumdan sonraki bebeğin sağlığı ile ilgili önemli bir tarama olduğunu farkında olarak bulmasında fayda var. O dönemden sonra önemli olan testlerden biri de 24-28 hafta arasında önerilen şeker yükleme testidir. Gebelik şekeri gerçekten tespit edilmediği zaman, bilinmediği zaman hem anne için hem bebek için riski durumlar oluşturabilmekte ve bunu da anlamanın en kolay ve en evrensel yolu şeker yükleme testi yapılması. Hekimin tercihine göre 50 gram ya da 75 gram şeker yükleme testleri yapılabiliyor. 50 gramda herhangi bir bozukluk çıktığı zaman 100 gram şeker yükleme testiyle tanı koyulabiliyor. 75 gram şeker yükleme testindeki şu an en çok tercih ettiğimiz o herhangi bir yükseklik çıktığı zaman tanı koyulmuş oluyor. İkinci bir teste ihtiyaç kalmıyor. Gebelik şekerinin de tespiti diyetle çoğunun düzelmesinden dolayı hemen diyete başlanması ve %90 diyete düzeldiğini belirtmekte fayda var. Ama tespit edilmediği zaman bebekte aşırı kilo alma, irilik, aşırı su fazlalığı ve bunların yaratacağı ikinci sonuçlar açısından problemli bir durum olduğunu bilmekte fayda var. Tarama yaptırmak isteyen, istemeyen hastalarımız da olabiliyor tabii ki. Onlara da açlık tokluk kan şekeri takiplerini belli bir süre yapmalarını istiyoruz. Bu konuda bir fikir bilgi sahibi olabilmek adına. Aslında bu haftalardan sonra pek fazla ciddi yapılacak. Fazla bir tarama testimiz kalmamış oluyor. Bunu ekleyebiliriz. 32. gebelik haftasından itibaren ultrason muayenesi tabii ki ayda bir devam eden ultrason muayenelerine ek olarak NST dediğimiz bir şey ekleniyor. NST bebeğin kalp atımlarının ve annedeki rahim kasılmalarının durumunu gösteren bir testtir. Non-stress testin kısaltmasıdır. İki tane kemerle, annenin karına bağlanan iki tane kemerle o an rahimde sancı var mı yok mu artı bebeğin içeride herhangi bir sıkıntısı var mı oksijenlenme açısından bebeğin kalp atım grafisi bize bu konuda çok çok kıymetli bilgiler veriyor. 32 haftadan sonra da ultrason muayenelerini ek olarak NST yaptırıyoruz hastalarımıza. 36-37 haftaları bulduğumuzda artık doğumla ilgili parametreler ortaya çıkmaya başlıyor. Doğumla ilgili bebeğin geliş şekli, suyu, kilosu, ek risklerin olup olmaması, doğum şeklinin nasıl olacağı konusunda bize fikir veriyor. Ayrıca anneye yapılan çatı muayenesi dediğimiz bir muayenemiz var. Bu bize doğumla ilgili Annenin anatomik yapısının uygunluğu hakkında fikir veren bir e, muayenedir. 36-37. haftalar civarında bu muayenemizi de yapıp doğumla ilgili en azından bir öngörüye e, sahip oluyoruz. ve 37 haftalardan sonra takiplerimiz biraz daha sıklaşıyor. Haftalık ultrason, Doppler muayenesi ve NST ile birlikte e, doğumu beklemeye başlıyoruz. Tüm gebelerimize e, sağlıklı, güzel doğumlar diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.